Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir Aykırı Söylem programında daha yine birlikteyiz. Bursa'nın en çok izlenen sosyal medya programına hoş geldiniz. Başkanım siz de hoş geldiniz. Bugün... Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Bugün BESOB Başkanı, Bursa Esnaf Odaları Birlik Başkanı Arif Tak'la birlikteyiz. Seçimler yaklaşıyor. Özellikle seçime yönelik bir program yapalım dedik başkanımızla. Sevgili köşe yazarımız, film yapımcısı Hakan Bey'le yine programımızı sunuyoruz. Evet, başlayalım programa Hakan Bey. İlk soruyla başlayalım o zaman. Tabii çok tanınan, çok popüler bir isimsiniz ama Arif Tak kendini nasıl tanıtıyor acaba? Kısaca Arif Tak kendini özetleyebilir mi? Evet, teşekkür ederim. Seçimler yaklaşıyor derken seçimler bitti. Odalarımız da bitti. Tabii 6 Mayıs'ta birlik seçimi olacak. Esnaf Sanayi Odaları birlik seçimi olacak. Arif Tak 1944 Trabzon Çaykara doğumlu. 1958 yılında Bursa'ya göç ettik aile olarak. Biz kalabalıkız, 8 kardeşiz. Aile olarak göç ettik ve göç ettikten sonra ben esnaflığa başladım. Tabii okulda devam ediyor, esnaflığa başladım. 1965 yılında kendi iş yerimi kurdum. 65 yılından beri Bursa'da esnaf sanatkarları odalarına kayıtlıyım. Ve 1982'de Odalar Birliği yönetimine girdim. Seçildim daha doğrusu. O zaman hakim huzurunda olmuyordu seçimler. Seçimler yani oylamayla oluyordu. Açık oylamayla tahta koyuluyordu. Adın yazılıyor, oylama yapılıyor, seçiliyordu. 82'de bu konuda Odalar Birliği yönetimine girdim ve devam ettim. 1993 yılında beni yönetimde iterek getirdiler, başkan yaptılar. İstemememe rağmen olan bir hadise bu. Dolayısıyla 93 yılında görevimize başladık. Buralar yoktu. Odalar Birliği'nin 150 lira parasıyla biz teslim aldık Odalar Birliği'ni. 2000 lira borç çıktı Sosyal Sigortalar Kurumu'na. Ondan sonra görevimizi aldık. Deli bir çalışmaya girdik. Emin olun deli bir çalışma. Yani yönetim kurulu 9 kişi. Herkes fedakarlık yaptı. Bu binanın yerini aldık. Buraya başladık. Bir kuruş paramız yok. Binaya başladık. Binayı bitirdik. Bir kuruş borcumuz yok. Aynen böyle. Tabii o arada eğitim merkezine başlattık. Sanayi sitesinde, Beşevler Sanayi sitesinde, caminin yanında. Eğitim merkezini başlattık. 12 bin metredir orası. Eğitim merkezini 99'da bitirdik. Burası da aynı tarihte bitti. Ve buranın bir özelliği vardı. Burasını alırken o zamanın DSP Parti Meclisi, Bursa'da Parti Meclisi üyesi Ramazan Altınöz karşı geldi bizim burayı almamıza. Belediyeden aldık çünkü burayı. Karşı geldi ama bir sıkıntı yaşamadık. Cüneyt Karlık, Allah selamet versin, onun zamanında burayı aldık. Ve netice olarak binayı bitirdik. Ramazan Altınöz belediye başkanı oldu. Açılış yapmadan bu binaya girdik. Karşı geldi diye biz de çağırmadık, açılış da yapmadık. Bu binaya girdik. Dolayısıyla iki bina bitti. Hem eğitim merkezi hem burası. Ve kimseye bir kuruş borcumuz yok. Çok güzel. Ama eğitim merkezine Ankara, TESK, bizim üst kuruluşumuz olan TESK, Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu bütçesinden yapıldı. Biz biraz katkı sağladık. Dolayısıyla devam ederken ondan sonra İnegöl'de bir binaya başladık. Bitti. 2008'de Zafer Çağlayan, o zaman bakanımızdı. O geldi açtı. Çok da hoşuna gitti. Bize teşekkür etti. Dua ettiler falan. 2008'de orası. 2011'de Karacabey bitti. 2013'te Mustafa Kemal Paşa bitti. Hepsi oldu. 5 binamız oldu. Şimdi Orhan elinde ve büyük oranda yerleri aldık. Projeler yapıldı. Yani son aşamadayız. Dolayısıyla inşallah seçimden sonra onlara da başlayacağız. Hedefimiz neydi? Esnafa, sanatkara ayağında hizmet vermek. Yani Türkiye'de 82 tane birlik var. 81 il var. İstanbul'da 2 tane birlik var. Dolayısıyla hiçbir ilde bunları göremezsiniz. Bulamazsınız. İstanbul dahil diyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir dahil mümkün değil, bulamazsınız.
Ve dolayısıyla biz bu noktalara geldik. Yani şimdi bizi seçiyorlar. Hayatta hiç seçim kaybetmedim ben. Seçiyorlar. Niçin seçiyorlar? Karşımıza, gözümüze hevesli değiller bu insanlar. Dolayısıyla bir hizmet aşkı görüyorlar. Bunun yanında dürüstlük çok önemli. Yalan konuşmamak çok önemli. İnsanlara saygı, hürmet çok önemli. Ben gece evimde telefonumu açık tutarım, başımın ucunda. Karıyla'nın ucunda tutarım. Gece ikilerde, üçlerde, birlerde neyse arayan olursa çok zaman kalkıp gitmişliğim oldu. Hastaneye düşmüştür, kavga yapmıştır. Ne bileyim değişik konular olmuştur. Kaza geçirmiştir. Kalkarım, atlarım arabama giderim neredeyse. Oraya koşarım, yardımcı olmaya çalışırım. Yani bunları gören insanlar kesinlikle bizden kopmuyor. Kopmaz. Eğer bir şey becerebiliyorsam, tamam gücü vardı, bunu yaptı diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Gücüm yetmedi, yapamadım. O zaman da koşu geldi, gücünü kullandı, olmadı. Ne yapalım? Ve ben o zamanlar, yani 1993 dediniz, 93-99 yılları arasında üyelerimizden cenazesi olanların evine gider para bırakırdım. Nereden geldi aklıma benim bu? Allah getirdi aklıma. Gider para bırakırdım, düşünürdüm. Ya bu kişi aniden cenazesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun yıkama parası var, kefen parası var, hoca parası var, mezar parası var, ne bileyim şu var, bu var. İhtiyacı olur, aniden olmuş çünkü. Ve inanıyor musunuz, bir kuruş param batmadı. Her zaman para bıraktığım yerler, eğer ihtiyacı varsa kullanmıştır, ihtiyacı yoksa kullanmadan gelip ağlayarak paramı iade etmiştir. Ondan sonra belediyeler yapıyor bunları. Belediyeler hakikaten minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz, güzel güzel hizmetler sunuyorlar. Belediyeler sandalyesini bile getiriyor, cantığını, ayranını, her şeyini evet, getiriyor. Doğru. Şimdi aynen. Artık şeye ihtiyaç yok bu konuda. Doğru. Ha, en zor zaman zaten hani insan evinde cenaze olması. En üzüntülü olduğu zaman. Evet yani ne yapacağını bilemediği zaman en önemli zamanda belediyelerin insanların yanında olması gerçekten sevinç verici çok önemli. Bence. Çok önemli. Sizin de burada yapmış olduklarınız tabii evet. Kayda değer tabii çok önemli. Aynen yani, öyle. Bir de ben şunu söylerim oda başkanlarımıza. Tamam şimdi 104 odamız var, seçimler oldu, bitti. Hiçbir sıkıntı çekmedik Allah'a şükür. Dolayısıyla telefonunuzu açık tutun. Gece üyenizin başına bir şey gelmiş. Bir sıkıntı gelmiş. Olmuş. Ne yapacak? Kimi aklına getirir? Evvela oda başkanını, yönetimini. Eğer ulaşamasa o zaman senin başkanlığından ben bir şey duymuyorum. Bir heyecan duymuyorum. Sana üyen ulaşması lazım. Gece de olsa, gündüz de olsa zaman zaman yoklama yapıyorum ben. Geceleri arıyorum. Muhtelif başkanları, aklıma geleni açayım bakayım. Gece 2'de, 1'de arıyorum. Geçen akşam saat 2'de telefonum çaldı. Açtım. Başkanım abim vefat etti. Bana araba lazım. Trabzon'a göndereceğim diyor. Tamam kardeşim sabah olsun inşallah. Başınız sağ olsun sabah olsun. Sabahleyin mezarlıklar müdürünü Allah razı olsun ondan aradım. Nasıl yapacağız? Adam dedi gönderin dedi. Her şeyini biz hallediyoruz. Buradan arabaya falan gerek yok. Buradan yıkıyoruz. Kefenliyoruz, arabaya koyuyoruz, Sabiha Gökçen'e gönderiyoruz, Sabiha Gökçen'e uçağa atılıyor, Trabzon'dan karşılasınlar. Para mara yok. Ne kadar güzel hizmetler bunlar. Eskiden var mıydı bunlar? Türkiye yani? Çok büyüdü gerçekten. Yani, evet. Çok önemli hizmetler çok bunlar. Önemli yani ben onun için başkanlar onu söylerim. Seçilmiş gelmişsiniz, ha oraya oturmak için gelmediniz. Ben bu konuda çok titizim, çok irdeleyiciyim. Arkadaş sen bunu yapamıyorsan bırak git başkaları gelsin. Ve dolayısıyla böyle iteleye iteleye bugünlere geldik ama bu arada benim bir de şeyim var. Türkiye lokantacılar, pastacılar, kebapçılar, kasaplar falan gıda ile ilgili çalışan esnaf sanatkarların federasyonu var. Onu da biz kurduk. 8 yıl oranın başkanlığını yaptım. Hem birlik başkanlığı hem federasyon başkanlığı yaptım. Açık arayla seçimi aldım orada Ankara'da. Türkiye genelinde olan bir hadise. Ve ondan sonra da 2005'te yasamız değişti. Bir madde koymuşlar. Birlik başkanı olan federasyon başkanı olamaz. Bir tek bu madde. Ve ben orayı bırakmak durumunda kaldım. Birliği tercih ettim. Bundan birkaç sene önceydi. Evet. O hizmet de çok güzel bir hizmet oldu. Ve herkes de memnun kaldı.
Aynı zamanda Lokantacılar Odası Başkanlığı'nda yaklaşık 47 yıldır sürdürüyorsunuz, değil mi evet, başkanım? Evet, doğru. 1968 yılından beri orada başkanlık yapıyorum. Orada da itilere getirildim. Hiç isteğim olmamasına rağmen. İşim benim için çok önemliydi. İşim çok bağlıyordu bizi. Sabah erken iş başı, akşam geç vakit evine gidiyorsun. Cumartesi, pazar yok. Ben 20 yıl bir gün istirahat etmediğimi biliyorum. 20 sene. Şimdi yeni nesil bunu hiç bilmez, bilemez. Söylesen inanmaz. Emin olun bakın 20 sene ne bir cumartesi, ne bir pazar, ne bir bayram. Hiç istirahat etmediğimi biliyorum. Evet, yani şimdi lokanta odasında bir ara görevi bir arkadaşıma vermiştim. Allah rahmet etsin. Tanırsınız Abidin Özen isimli bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Yıllardan beri bir aradaydık. Verdik. O da 6 sene bu görevi devam ettirdi ama yine görevi ben yürütüyordum. Netice olarak vefat etti. Yeniden bana döndü hadise. Adaylar çıkıyor. Ama adaylar bakın 2014'te bir seçim yapıldı. Ben aday olmayacaktım. Niyetim oydu. Ama iş karıştı baktım. Olmayacak. Seçime girdik. 568'e 128 rakam. Çıkan aday 128 oy alıyor. 568 oy ben alıyorum. Ve böyle irdeleyerek, işi takip ederek bugünlere geldik. Allah herkese uzun ömürler versin diye temenni ediyorum. İsim markasınız zaten. Yani Türkiye çapında da tanınıyorsunuz. Bursa'da da markasınız. Herhalde tanımayan da yoktur büyük ihtimalle. Hı hı. Bursa'da da. Hem simayen görsel olarak da tanıyan çok var. Çok doğru. Bir de şunu duydum. Size ulaşmak da çok kolaymış. Makamınıza gelip randevu alaraktan bir derdi oldukları zaman. Bu da enteresan çünkü kolay kolay biliyorsunuz makamda olan insanlar ulaşılamaz olurlar. O yüzden teveccüh size biraz fazla. Kazanmanızın sebebi de bu 20 küsur yıldır. Doğru. Bakın şimdi siz geldiniz çekim yapıyorsunuz. Kapıyı onun için kapadık. Bizim kapılar kapanmaz. Ardına kadar açıktır. Hani bazen bana tenkit getirirler. Derler ki ya işte birisi gelir hakaret eder falan filan. Yok Allah'a şükür. Öyle bir şey de olmadı gibi. Ne güzel. Kapı kapalı olsa ne olacak? Açar kapıyı girer. Doğru. Evet. Şimdi başkanım Ocak ayında kongre süreçleri başladı. Fakat siz aynı ay içinde bir rahatsızlık geçirdiniz. Bu da böyle spekülatif haberlere neden oldu ne yazık ki. Şu anda sağlık durumunuz nasıl? Çünkü yaşınızla ilgili artık aday olmamanız gerektiğini yazan, çizen arkadaşlarımız da var. Bunlara ne cevap vermek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi burada arkadaşlarla görüşme yapıyorduk. Aniden bana bir mide bulantısı geldi. Böyle geldi. Bir anda kalktım, oturdum başka bir yere. Bir limon sıktırdım, getirdim, içtim. Geçti. O arada ambulansı çağırmışlar. Ben de gittim. Yani nereye gideceğiz de bilmiyoruz. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Ben gitmek istemedim ama oda başkanları geldi falan. Ve burada Hasan Topçu, şoför odası başkanımız ve diğer oda başkanlarımız Allah razı olsun çok şey yaptılar, ısrar ettiler illa. Gittik. Devlet hastanesine götürdüler. Girdik. İki akşam kaldım orada. Anju yaptılar. Anju'ya da ihtiyacım yoktu. Anju yaptılar. Hiçbir şeyim yok. Hı hı. Bir şey hissetmiyorum. Temiz çıktı. Hayır yani tabii bir sıkıntı yok. Dolayısıyla iki akşam kaldım orada. Ondan sonra çıktım. Geldik. Geçmiş olsun. Bir sıkıntı hissetmedim. Bir şey hissetmedim. Yani rahatsızlık. Benim şanssızlığım şöyle oldu. O gün buraya İHA gelmişti. Hı. İHA Haber Ajansı. Tam o anda ben hastalanmışım. Hı. Dolayısıyla oraya buraya yayılmış oldum. Hı hı. Ama problem yok Allah'a şükür. Çok Allah şükür. Sağlık, geçmiş olsun. Herkese versin. Ama sağlık sağda olduktan sonra biz artık yaşı gelmiş, gitsin, gelmesin falan kişi seçilsin şekliyle. Böyle bir şeyleri ben dinlemem. Ben esnafa, sanatkara hizmetin ibadet kadar kutsal olduğunu biliyorum. Ve her zaman söylüyorum. Yani bu insanlara hizmet etmek, ellerinden tutmak, yanlarında olmak, güler yüz göstermek, destek vermek bizim için çok önemlidir. Benim gücüm yettiği kadar devam etmeyi düşünüyorum. Ha yetmedi, Allah ne yazdıysa olacak yani bir şey diyecek halimiz yok. Ben 1944 doğumluyum. Yani Allah elbette ki yaşımın ilerlediğini biliyorum, farkındayım. Ama elim ayağım tutuyor. Sabahleyin erkeğinden kalkıyorum, işimin başında. Hizmet aşkı var. Tabii hizmet aşkı çok, o da çok önemli. Dolayısıyla rahatsızlık konusunda bir problemim yok Allah'a şükür. Hiçbir sıkıntım yok.
ve böylece devam ediyoruz. Peki başkanım, biraz önce söylediniz, ben çok merak ettim. Türkiye'de bu kadar büyük yapılanma yok binalar olarak, yatırım olarak. Sizden önceki dönemde ben sizden 20 küsur yıl olmuş ilk röportajı yaptığımızda küçücük bir odacıkta oturuyordunuz. Çok daha bir yerdi. De orasında. Evet, bir de öyleymiş. Diğerinde. Evet, yani nasıl yaptınız peki? Yani burada bir muslukları mı kapattınız? Nasıl başardınız bunu? Yani bu başarı hikayesi. Musluklardan akan bir şey yok ki. Şimdi burada 37 sene başkanlık yapan bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Memdu Yüreğin isminde. Öldü gitti. Ben İstanbul'a gitmişti bizden ayrıldıktan sonra. Ben onu araba gönderdim, aldırdım. Büyüğümüzdür. Saygı duyduk. Hürmet ettik. Aldırdım. Geldi baktı. Dedi ki ben dedi. Şaşırdın dedi. Bu paraları nereden buldunuz? Bu hizmetleri bu kadar çabuk nasıl yaptınız? Ne yaptınız? Bundan sonra size karşı gelenlere ben karşı geleceğim dedi. Sayın Başkanım dedim, bizim onlara ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Paralar nereden geldi? Nasıl oldu? Bakın şu anda ben ne söyledim biraz önce? 150 lira parayla teslim aldık biz Odalar Birliği'ne. 2000 lira Sosyal Sigortalar Kurumu'na borç çıktı. Şu anda 80 trilyonluk servete sahip Odalar Birliği. Nasıl oldu bu? 80 milyon TL. Nasıl oldu bilemiyorum. Oldu. Allah verdi. Her şey var. Ortaklıklarımız bile var. Şimdi bakın sanayi sitesi oluyor. Sanayi sitesi neyle oluyor? Nasıl oluyor? Dünyanın en büyük küçük ölçekli mi deniyor, adlandırıyor ama dünyanın en büyüğü bildiğim kadarıyla sizin yaptırdığınız Kesel'deki. Dünyanın en büyüğü değil de Türkiye'nin en büyüğü. Yani küçük sanayi sitesi tabiriyle orada TOKİ bir isim koydu. Büyük sanayi sitesi dendi. 10 bin dükkanda bizim projemiz oydu. 10 bin dükkan 200 metreden büyük almak isteyenler, yani büyük yer almak isteyen katlarını alacaklar. Sonradan tabii itirazlar falan oldu. İtirazlar neticesinde 5500 dükkana indi. Şimdi katlarını alanlar çıktı kayda olanlardan. Tam 3000 dükkan oluyor. Büyüklü küçüklü. Yani 100 metreden 1100 metreye kadar dükkan var. Dolayısıyla ama Bursa'ya yetmiyor. Bursa'da da başka şans yok. Yani ben gideyim falan yerden yer alayım. Benim param var. Mümkün değil, yapamazsınız. O bitti o iş. Başkanım, kimler gidecek o tarafa? Yani herkesi toparlamak istiyor musunuz oraya? Şimdi herkes toparlanıp gidecek. 24 meslek koymuştuk biz oraya. Hı hı. Büyükşehir Belediye Meclisi hurdacılar, keresteciler ve mermercileri çıkardı oradan. Hani kirli görüntü olmasın şekliyle çıkardılar. 21 meslek oraya taşınıyor. Bittiği anda herkes bekliyor şu anda. Herkes yani bir an önce bitsin. Biz hemen taşınalım. Mesela eski garajın altı, Genç Osman bölümü. Aşağı doğru inin. Oralar hepsi bekliyor. Şimdi bir de bunlardan taahhüt aldık. Dedi ki bu sanayi sitesi bittiği zaman buraya taşınacaksınız. Taşınmak durumundasınız. Bunun için taahhüt verin. Hepsi taahhüt verdi. Ve bekliyorlar insanlar. Para yatırdılar. Çok geniş yaptınız orasını. Otopark sorunu yok. Metro gelecekmiş bildiğim kadarıyla. Metro gelecek tabii ama biraz gecikme olur metroda. Yani yerimiz gecikme oldu dediğim gibi 6 sene mahkemelerle uğraştık. O mahkemeler Allah'a şükür bitti. Temizi dahil. Neden dava ettiler? Yani dava şöyle. Engel. Engel olmak başlıyor. Gene kendi içinizden yani, değil mi? Geçimsizlik mi diyeyim? Çekememezlik herhalde olacak. Yani ben çok konularda çalışmalar yaptım bu konuda. Çok sıkıntılar çektiğimizi biliyorum, söyleyeyim. Yani geliyor A kurumu, akademik odalar daha çok bu konuda sıkıntı verdiler. O zaman CHP İl Başkanı Gören Akdoğan sıkıntı verdi, karşı geldiler. Sonradan bu siyasi görüş da bildirdiğiniz belki de ondan dolayı mı böyle bir şey yapıldı? Neden size karşı böyle bir yapılanmaya girdiler? Ya siyasi. Siyasi oldu. Tamam, siyasi. Yani A partisine puan kazandırıyor. Siz de yanımızda olun, siz de puan kazanın diyoruz biz de. Yani bu konuda akıllı olun. Hareketinizi ayırdayın. Puan kazanın, siz de kazanın. Yani çünkü partiler üstü bir kurumsunuz siz de sonuçta. Şöyle oldu. Mahkemeler bitti. Temel atacağız. Ben o karşı gelenleri hepsini çağırdım şeye. Temel atma töreninde. Şaşırdılar. Nasıl yapıyorsun bu işi? Yani biz bu kadar engel olduk. Bu kadar sıkıntılar çektirdik. Geleceğiz dediler ama gelmediler. Ben orada alkış attıracaktım onları. Çünkü artık nadim oldular. Karşı geldiler ama nadim oldular. Ve gelmediler. Yani temel atma töreninde gelmediler. Ama o insanlardan şimdi kimse yok. Hepsi gitti.
Odalarda da öyle. CHP'li başkanlığı da gitti başkandan, Gürhan Akdoğan'dan. Ve bu noktalara doğru geldik. Allah'a şükür. Yani ben 20 yıl önce buraların böyle olması lazım geldiğini söyledim. Bakın şimdi hükümet karar aldı. Bir kısım yerler için kararlar aldı. Şehirde dışına taşınsın. Sanayi istedim. Doğrusu da o zaten. Ama 20 sene önce biz gördük bunu. İhtiyaç vardı. Kesinlikle. Ve o zaman yapılamadı. Ve biz yapmak istedik, engel olundu. Ama Allah'a şükür engeller de tutmadı. Ve o zaman birçok yerde mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı, buraya geldi. Şeyde törende protokol yaptık TOKİ ile. Yani o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız şeyde Fomora'da meydanda bana konuşma yaptırdı mitingde. Orada söyledik, konuştuk. Ve Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olduğu için söylüyorum. O zaman o desteği bir güven verdi. Millete güven verdi. Herkes geldi, baktım. 1,5 ayda 60 milyon para toplandı. 1,5 ayda. Altta bankayı açtırdım ben, Halk Bankası'nı. Cumartesi pazar açtırdım. Esnaf sıkıntı çekmesin. Cumartesi pazar gelsin parasını yatırsın diye. Ne aldık onlardan? 4,000 lira aldık. Ondan sonra 5,000 daha ilave yaptık. Ve ondan sonra taksitler ödeniyor. Dolayısıyla bu noktalara gelindi. Orası Bursa'yı kurtaracak bir yerdir. Tamam küçüldü. Küçüldü ama büyümesi gene mümkün. Ne olacak? Paralar biraz çoğalıyor. Yani şimdi bakın biz oraya 20 liraya mal ettik metresini. Paçal rakam söylüyorum, 20 liraya mal ettik. Şimdi 100 liradan aşağı yer bulamıyorsunuz. Ama büyümek mecburiyeti var. Çünkü. Büyümek mecburiyeti var. Bu 21 mesleği oraya yerleştiriyoruz. 21 mesleğin haricinde kalanlar da oraya taşınacaklar. Büyüyecek orası. Büyümek durumunda. Ama o zaman TOKİ mi yapar yoksa şahıslar mı yapar onu bilemiyorum. Ancak şu andaki mevcudu TOKİ üstlenmiş. TOKİ yapıyor. Altyapı bitti. 125 iken çalışıyor birkaç yıldan beri. Diğer bölümünde altyapının tamamı bitti. Yollar meydana çıktı. Asfaltlar oldu. Ağaç dikimi oldu falan. Dolayısıyla şimdi üst yapının ihalesini bekliyoruz. TOKİ'de ekonomik yönden bir hazırlık yapmaya çalışıyor. Ekonomik yönden hazırlık biter bitmez ihaleyi yapacaklar. Ve ilk etapta 993 dükkan ihale oluyor. 993 dükkan ihale olur olmaz çalışma başlıyor. Ondan sonra da öbürler devreye giriyor. Böylece orası bitecek inşallah. Peki meslek gruplarını açarken çünkü açmaya başladınız bazı bölümleri. Hangilerine öncelik aldınız? Kura mı çekildi? Nasıl karar veriyorsunuz meslek gruplarına? Şimdi 125 dükkan marangozlara yapılmıştı. İlk, evet. Sonra marangozlar bir kısmı vazgeçti. Kuralar falan çekildi. Vazgeçti ama da orası karışık. Her meslekten orada insan var. Bundan sonraki ilk ihalede dokumacılar var, demirciler var, karasörcüler var, oto tamirciler var. İlk etapta ihale olacak. Tümünün altyapısı bitti dedim ama bu meslek grupları daha elzem, daha acil lazım diye bu 5 meslek grubu oraya alındı ve inşallah Otosansit'ten de var mı başkanım oraya taşınacaklar? Otosansit devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Otosansit'in kalkması söz konusuydu. Evet. Başkan, Yıldırım Belediye Başkanımız o konuda bir teşebbüste bulundu. İsmail Hakkı Edebalı. Sağ olsun buraya geldiler. Oturduk, konuştuk. Ama oradaki insanlarla anlaşmak biraz zor oldu. Bizden 1000 tane dükkan istemişti o zaman. Onu da verme imkanına sahiptik. Ama olmadı. Onların taleplerini karşılayamadılar ve kaldı. Şu anda kaldı. Ha, yarın ne olur bilemem. Ama burası Bursa'yı kurtaracak bir proje olduğunu söylüyorum. Yani 10 bin dükkan hani biraz daha azalsın 8 bin, 6 bin. Bursa'ya tam yetecek bir yerdir. Şey imkanı da var. Aynı zamanda şehri kurtaracak, Yalova yolunu kurtaracak. Büyüme imkanı da var. Ya mesela bu tabakhanelerin taşınması orada acayip. Yani çok uzun sürdü. Koku vesaire her şey berbattı. Yani hijyenik değildi hiçbir şekilde. Orasının temizlenmesi Dökümcüler çok, öyleydi. Dökümcüler de keza öyle. Aynen öyle. Ama bizim çabuk söylüyorum. Biterse herkes taşınacak. Günde bir sürü telefonlar alıyoruz. Aman bitsin hemen taşınalım. Aman bitsin hemen taşınalım. Taşınalım işte ama devletin işi. Biz TOKİ ile protokolü yaptık. Anahtar teslimi yapıyorlar. Anahtar teslimi bittikten sonra da 13 yıl vadeyle ödeyeceğiz.
Hani onu biraz daha aşağı çekebiliriz? 10 yıla düşebilir. Yani bizim lehimizde olan bir projeydi. Esnaf sanatından değinde olan bir projeydi. Dolayısıyla inşallah bitecek ve Allah sağlık verirse biz de onu görürsek, ha öldüysek Allah rahmet etsin deseler bize yetecek diye Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler. Başkanım, bir reklam aramız varmış. Başkanımla sohbete devam edeceğiz reklamlardan sonra. Merhaba tekrar sevgili izleyenler. Başkanımız Arif Tak'la programımıza devam ediyoruz. Ben hemen bir soru yöneltmek istiyorum başkanım size. Şimdi 6 Mayıs seçimlerinde adaysınız. Kongre sürecini tamamladınız. İstediğiniz doğrultuda da gitti sonuçlar bildiğimiz kadarıyla. Bir aday var karşınızda. Fakat pazartesi günü yapılan toplantıda, basın toplantınızda rakip tanımıyorum dediniz. Biraz bu konuya girelim mi? Neden rakip tanımıyorsunuz karşınızdaki adayı? Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ olun. Şimdi ben 1993-2018 26 seneye girdim. Lokantacılarda daha uzun yıllar. Hayatımda seçim kaybetmedim. İnsanları çok iyi biliyorum. Bakın 104 odamızın genel kurulları yapıldı. Genel kurulları zaman zaman müdahaleler oldu. Yani taşımalar, efendim yol kesmeler falan filan bir kısım şeyler yaşadık, oldu. Netice olarak 104 odamızın genel kurulu yapıldıktan sonra ben neticeyi gördüm orada. Neticeyi gördüm. Kim aday olursa olsun insanlarla haşir neşir oluyoruz. İnsanların her işine koşuyoruz. İnsanlar güven besliyor. Ve güven beslediği kişiden vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla ben 6 Mayıs 2018'de yapılacak genel kurulda arkadaşlarımızla müzakerelerimizi yaptık. Aday olmaya karar verdik. Hı hı. Hayırlı olsun. Dolayısıyla biz içimizde parçalanma olmadıktan sonra hiçbir şekilde bizden seçimi kimse alamaz. Bunu net olarak söylüyorum. Onun için rakip tanımıyorum. Varız diyorum. Mesela 4 Nisan'da İnegöl'e gideceğiz. Orada 79 tane delegemiz var. Hepsini topluyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Talepleriniz nelerdir? Nere yapmamızı istiyorsunuz? Bütün odaları gezeceğim. Aday olanlara da gideceğim. Boşuna reyinizi harcamayın, bana verin diyeceğim onları da. Dolayısıyla ben adayı hakikaten tanımıyorum. Ama tabii onlar da bizim kardeşimiz. Saygı duyuyoruz, ayrı konu. Ama seçim ayrı. Tabii demokrasi adına. Zenginlik tabii. Evet, aynen. Evet, bizim esnaf teşkilatına olan seçimler de çok özeldir, önemlidir. Kimse karışmaz. Kimse karışmaz. Hani müdahaleler oluyor dediğim, hani yönlendirme, insanları yönlendirme. Ama oy verme anında onu yapmıyorlar. Dışarıda da yapıyorlar. Yönlendirme oluyor, taşımalar oluyor falan. Dolayısıyla
Yani bu noktada hiçbir şekilde bizim esnaf sanatkarlarımız yanlış yapmayacaklarını biliyorum. Yanlış yapmayacaklarını bildiğim için rakip tanımıyorum, aday oluyorum diyorum. İlçelerde çok sağlamız. Merkezde daha sağlamız. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız kanaatindeyim. Ve insanlar dediğim gibi güvendikten sonra koşuyorlar, geliyorlar. Biliyorlar ki kapılar açık, konularla ilgileniliyor, çare bulmaya çalışılıyor. Ve çareler noktasında bizi aşanlar olursa Ankara'ya taşıma imkanı da doğuyor. Dolayısıyla bir sıkıntı çekmeden biz seçimleri inşallah bitireceğiz. Başkanım, şimdi Bursa'da çok fazla üyeniz var. Tam sayıyı da rica edeceğim size aynı zamanda. Bir de Türkiye'de benim gözlemlediğim bir olumsuz bir taraf var. Esnafların korumasıyla alakalı. Hem yeni esnafın hem eski esnafın. Buraya gelirken de kuaförüm, buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Bu soruyu özellikle sormamı rica etti. Biliyorsunuz Avrupa'da bir lojistikte, bir yerde, bir caddede bir kuaför varsa, bir bakkal varsa yakınına 100 metre, 200 metre işte o kurallara göre açılamıyor. Türkiye'de uzun süredir ben bunu sürekli dile getiriyorum. Yanına açabiliyor, karşısına açabiliyor ve bu her ikisi açısından çok büyük dezavantaj oluyor. Bununla alakalı neler yapmak gerekiyor? Sizin burada gücünüz var mı? Yaptırımınız var mı? Bu sizinle alakalı bir konu mudur? Sizinle alakalı olduğu söylendiği için ben bu soruyu sormak istiyorum size. Esnafların korunmasıyla alakalı böyle bir girişimimiz olacak mı? Bir de esnafların sorunları varsa böyle kısaca onu da özetlerseniz, bu hem icraat için olsun bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi o konu bizim gündemimizde. Geçen sene bütün oda başkanlarımızı 20'şer grup halinde yaptık. 20'şer kişilik gruplar halinde yaptık. Büyük ilçelere, oralara gittik. Orada da çalışmalarımızı yaptık. Yani esnaf sanatkarın sorunları nelerdir? Konuları nelerdir? 24 maddede toparlanmış. 24 maddenin içinde bu da var. Yani şimdi şurada bir kahvehane var veya bir kasap var. 500 metre çapında başka bir tane açılmaz. Harika. İhtiyaç varsa müsaade edilsin, açılsın. İhtiyaç yoksa açılmaz. Onun kriteri nasıl olacak? İhtiyaç kriteri nüfus? Yani şöyle, bir yasa çıkacak. Yasada bir heyet kuruluyor. O heyetin içinde Ticaret Sanayi Odası'ndan, belediyelerden, muhtarlıklardan, odalardan eleman görevlendiriliyor. Oturuyorlar. Diyorlar ki falan yere lokanta açılacak. Dilekçe de gelmiş. Bir bakalım buraya ihtiyaç var mı yok mu ikinci bir lokantaya. Eğer ihtiyaç yoksa müsaade etmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki oradaki tek lokanta başka birisi gelirse işi bozulacak. Vergisini ödeyemeyecek, sigorta primini ödeyemeyecek, işçi parasını ödeyemeyecek, belki de kirasını ödeyemeyecek, bir sürü ödemeler var. Dolayısıyla bunu koruma altına almak durumundayız. Güzel. Ama başkanım, bazı iş kollarında işte sokaklar oluşuyor. Mesela şimdi çarşambada işte bu rentekarcıların oluşturduğu şey gibi. Yani bazı iş kollarında belki de yapmak lazım onu. Lokasyon olarak doğru bir yer değil çarşamba rentekarcılar için. Kahvehaneler de girdi o işin içerisine, evet, şu anda. Evet, aynen. Düşünmüyorum ama ama şimdi hani mesela rentekarcı araba kiralayacağım deyince direkt çarşambaya gidiyorsun. Böyle bir şey, sokak oluşuyor. Mesela bazı yerlerde işte sahil kenarlarında özellikle filan işte yayına restoranlar, balık lokantaları açılmasında bence bir sakınca yok. Aksine daha çok oraya müşteri gelmesini sağlıyor. Çekiyor değil mi? Aynen öyle müşteri yani. Çekiyor, bazı doğru. İş kollarında ayırmak ya da lokasyon olarak ayırmak lazım. Ayırmak lazım yani. Bence bunu. Yani Batı'da tabii bunlara biliyorsun çok hassasiyet gösteriyorlar Avrupa'da. Ben de Almanya kökenli bir Türk olarak yabancı uyruklu olmamakla beraber onun ciddi sıkıntısı, yani çok sıkıntısı var Türkiye'de. Siz çok güzel örneğini verdiniz zaten. Evet, ben de ama Semra Hanım dediği de çok doğru. Bazı bölümlerde, aynen, sahillerde bunu kaldırmak pek şey gibi gözükmüyor. Mümkün yani değil. Seçenek yani gibi ama acaba oradaki ciroyu ne kadar etkiliyor? Yani işte 500 metrede biri olsa. İşte ciroyu artırıcı bence mesela o tür yerlerde. 5 tane balık lokantasının yan yana olması. Ya bir de tercih meselesi, yani kaliteyi de arttırıyor bence rekabet olması biraz bu anlamda. Evet, doğru. O da öyle doğru. Düşünüyorum. Ben Adapazarı'na gidiyordum yıllar önce. Adapazarı'na bakıp 50 tane lokanta bir sırada izlemiş. Herkesin yani ayrı müşterisi geliyor. Tabii. Ama bizde maalesef o sıkıntılar devam ediyor. Onu Sayın Bakanımıza sunduk. Sayın Bakanımız Bülent Tüfekçi Bey Bursa'ya gelmişlerdi. Ondan önce Bülent Arış Bey'e sunduk. Faruk Bey'e sunduk. Yani birçok kişilere sunduk.
O çalışma elimizde. Verdik. Tezke verdik. Efendim bakanlık, genel müdürlük var. Esnaf Sanatkan genel müdürlüğü var. Onlara verdik, sunduk. Geldiler, gittiler buraya. Bir sürü görüşmeler, çalışmalar yapıldı. Yani şimdi esnaf sanatkarın en büyük sorunu, ben burada bir lokanta çalıştırıyorum. Ben lokantacı olmuyor, hep lokantadan bahsediyorum. Lokanta çalıştırıyorum. Başka birisi gelmiş, bir yerden para bulmuş. Emekli olmuş. Miras gelmiş. Veya kazanmış, neyse. Ben de bunun karşısında bir tane lokanta açayım. Ve hazır müşterisi var. Ben de işim iyi olsun manasında açılıyor. Açılıyor, bu sefer ekmek ikiye bölünüyor. İkiye bölündüğü zaman onun da işi bozuluyor. Yeni açan da yürütemiyor. Bu sefer olumsuzluklar meydana çıkıyor. Dolayısıyla bunları çok iyi izah ettik. Sayın bakanlarımıza da iyi izah ettik. Verdik yani dosyalarımızda. Biz öyle kabarık dosyalar da yapmayız. Okumazlar çünkü, biliyorum. Yani kısa ve öz fikrini söylediğin zaman çareler de bulunabiliyor. Bu 24 maddenin içerisinde, yani çalışmalar yaptığımız, ticaret il müdürümüz da bizim şeye toplantılara katıldı, bu görüşmelere katıldı. Zübeyir Bey isminde bir müdürümüz, sağ olsun çok ilgili o da. Katıldı ve katılım sağladılar, katkı sağladılar. Dolayısıyla güzel bir netice çıktı ortaya. Bu 24 maddede birkaç örnek vermek ister misiniz izleyicilerimize? 24 maddenin içerisinde birinci de yakınlık, uzaklık yakınlık meselesi. Yani bunların içerisinde bir sürü maddeler var. Dolayısıyla bu maddeler aklıma geldikçe söyleyeyim. Mesela AVM'lerin açılışına karşı bu kadar çok tepki var mı küçük esnaftan başkanım? Hayır, sizin, artık bitti o. Yani sizin en çok eleştiri aldığınız konulardan biri de oydu. Yani şimdi AVM'ler çok enteresan hakikaten. Ben de sevmiyorum hiçbir şekilde AVM'leri. Tercih de etmiyorum. Yani sokağındaki esnaftan, bakkaldan, işte sütahaneden vesaireden ürün almayı tercih ediyorum çok. Ama işte mücevheratçısı da var. Gıdacısı da, giyimcisi de, oyun alanı vesaire vesaire. Hakikaten insanları çok fazla çeken kocaman kocaman devasa yapılar yapıldı. Bursa'da da yapılmaya da devam ediliyor. Evet. Küçük esnafı bence en çok zorlayan taraf AVM'ler diye düşünüyorum. Market kısmı özellikle. Aynen. Kıyafetçiler de öyle. Yani giyim. Ne yaparsanız küçük... yapın. Hı-hı. Özel yasa da çıkarsanız esnafı sanatkarı bitiremezsiniz. Bitiremezler. Mümkün değil. Bakın söyleyeyim. Yani şimdi kişi bir yere gidiyor, anahtarını götürüp orada bakkala teslim ediyor. Falan kişi gelecek, aç. Tabii, yani güven meselesi. Arabasını teslim ediyor. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarların sorunları elbette çok fazla, çözülme noktaları belirli, belli. Ama bu konuda biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Şimdi AVM'ler, AVM'lerin de sonu gelecek. Emin olun bak. Bence de. Yani gelmeli emin de. Olun. Yine aynı mahalle bakkalına, mahalle kahvesine, mahalle sevgilisine falan da kasabına dönüş olacak. Olması gerekiyor. Ben takip ediyorum, resmi rakamlardan takip ediyorum. Diyorum ki acaba hangi meslek azalıyor? Hayır, azalan meslek yok. Hepsi çoğalıyor. Bilhassa bakkallardan bahsediliyor. Hepsi çoğalıyor. Bakkallar daha çok. Bakkal ve lokanta, gıda işi yapanlar daha çok çoğalıyorlar. Dolayısıyla bu konuda yapılan çalışmalar doğru çalışmalar. Mesela 24 meslek dedik. 24 mesleğin içinde tabii birçok şeyler var. Sosyal sigortalar, primlerin azaltılması var. Vergilerin azaltılması var. Bunun yanında bayan üyelerimize öncelik tanınması teklifi var. 16 bin bayan üyemiz var. Bursa'da. Bunlar çok önemli. Bunları biz bir gece yaptık, bir gün yaptık. Hepsini ağırladık. Ve hediyeler verdik. Bülent Arınç zamanında. Bülent Arınç Bey o zaman başbakan yardımcısıydı. Dolayısıyla buna benzer birçok konular var. Yani bir standart getirilsin. Yani 10 metrelik bir dükkanda gıda maddesi yapılmasın, satılmasın. Buna benzer konular. Ulaşım meselesi var. Ulaşım meselesi Bursa'da büyük bir problem. Bu 24 maddenin içerisinde olan konulardan bir tanesi de. Dolayısıyla şimdi yeni belediye başkanımız sağ olsun bu konuyla ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde inşallah onlarla ilgili bir çözüm getirilecek diye düşünüyorum. Ve Avrupa'ya gittim ben de. Gezdim, gördüm. Akşam 6'dan sonra her yer kapalı.
Hepsi kapalı. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Hı-hı. Yani Belçika'ya gittik, Hollanda'ya gittik, Almanya'ya gittik. Derin bir sessizlik var hatta. Japonya'ya evet. gittim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Japonya'ya gittik. Birçok memleketleri gezdik Sayın Cumhurbaşkanımızla. Gördük. Dolayısıyla bunlar tek tek irdelenecek ve elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu anda bir avantajımız daha var. Sağ olsun hükümetimiz esnaf sanatlarından gelen teklifleri çok rahat halletmeye çalışıyorlar. Ve bu noktada iyi bir konumdayız, iyi bir durumdayız. Ve inşallah önümüzdeki zaman içerisinde bu konular tekrar gündeme gelecek. Tabii 2019'da seçimler var. 2 tane seçim var. Ha seçimler öne alınır, alınmaz. Benim o konuda kanaatim yok. Öne alınması söz konusu olmaz diye düşünüyorum ama öne de alınsa, zamanda da olsa yine biz tekliflerimizi sunduğumuzda inşallah çözümler gelecek. Bir kısmı geldi zaten. Bakın Türkiye'de bir şey oldu. Faizsiz kredi verildi. Hiç oldu mu böyle bir şey? Rakam arttırıldı. Mümkün değildi. Talebeden herkese evet. verilecek evet. diye. Önce sayılıydı. Herkese verilemedi. Orada sıkıntı yaşadık. Herkese verilemedi. Bankalar o sıkıntıyı yarattı. Bankalar tabii sicile bakıyor. Sicili bozuk. Vermek istemiyor. Vermiyor. Ama devlet faizini ödüyor. Paralar bankaların. Dolayısıyla devlet faizini ödüyor. Dolayısıyla herkes alamadı o paraları. Herkes alsa çok daha rahat olacaktı. Ama hükümetimiz sağ olsun esnaf kefalet kooperatifleri kanalıyla iyi paralar veriliyor. Kişi başı 200 bin lira para veriliyor. %5 faizde. Büyük rakamlar. Herkes alamaz tabii 200 bin lirayı. 10 bin lira alan var, 20 bin alan var, 50 bin alan var. Ve yukarı doğru çıkıyor. Durumuna göre, iş hacmine göre veriliyor bunlar. Dolayısıyla hükümetimiz bu konuda güzel çalışmalar, bizim verdiğimiz 24 maddeyi de nazar itibarı alarak güzel çalışmalar sergilediler, sergilemeye devam ediyorlar. Bizim üst kuruluşumuz Konfederasyon, orada biliyorsunuz genel başkanımız Bendevi Palandöken, o da hükümetlerle çok iyi geçim sağladı. Çok iyi ilişkiler kurdular ve bu ilişkiler neticesinde önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum. Mesela bayan üyelere 5 yıl vergi almayın. Bayan üye mi açıyor evet, dükkan? Evet yani biraz kalınlara... 5 yıl almayın. Bir seçenek, bir imkan sağlansın onlara. Veya sigorta primlerini almayın. Buna benzer şeyler. Ya çıkan o 24 maddenin içerisinde önemli konulardan birkaç tane saymış oluyorum. Evet. Diğer hepsi var. Diğer hepsi yani elekten geçmiş, süzgeçten geçmiş ve elenmiş, su yüzüne çıkmış maddeler bunlar. Hakikaten bakıyorsunuz, okuyorsunuz maddelerin hepsi doğru. Ama gün geçtikçe maddeler bir kısmı önemini kaybedebiliyor. Bir kısmı halledilmiş oluyor. Ve dolayısıyla bakın şimdi kişi başı 200 bin lira kredi nasıl oldu? Tabii ki burada Bursa'da bizim bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Barış Arlı var. Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin Merkez Birliği Genel Başkan vekilliği yapıyor. Dolayısıyla iyi geçim olduktan sonra kapılar açık kalıyor. İyi geçim olmasa siz bana tepki gösterirseniz ben de size tepki göstereceğim. Mana bu. Dolayısıyla iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Ha marketler yine açılmaya devam eder. Eder ama onlar da şu anda sıkıntıda. Bakın BESAŞ kuruldu Bursa'da. 1982'de faaliyete geçti. Biz kurduk o BESAŞ'ı. O zaman ekmek grevi oldu. Lokaft ilan edildi falan. Ekmeksiz kaldık. Bir anlatsam size. Hepsi birer tarih oldu. O zaman Mustafa Eroğlu vardı belediye başkanı. Allah rahmet etsin. Geçen birkaç ay önce vefat etti. Onunla bir araya geldik. BESAŞ'ı kurduk. BESAŞ şimdi Bursa'da %20'sini karşılıyor ekmeğe. Oturmuş bir müessese. Temiz. Fırıncılar da bunu kabullenmiş. Bitmiş. Evet. Şimdi büyük marketler kurulanlar devam ediyor. Kurulanlar devam ediyor. Kabullenmiş. Millet onu kabullenmiş. AVM'ler dükkanlara misafesi kullandıktan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama gelip de esnafın ortasında bir AVM kurulduğu zaman tabii herkesi etkiliyor. Tabii. Yani. O yok artık. O imkanlar yok artık. Onu hı-hı. kimse bulamaz. Peki başkanım 2017'yi geride bıraktık. Önümüzde birçok seçim var. Sizin seçimle beraber ticaret borsa seçimi var, ticaret odası seçimleri var, genel seçimler, yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bir seçim ekonomisi vardı eskiden biliyorsunuz. Bununla alakalı çok da eleştiri yapılırdı. Artık yok çok şükür. 2017 bu kapsamda, 2017'yi değerlendirdiğiniz zaman Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle eşdeğer olarak kapanan açılan iş yerlerinde Türkiye'de bir gerileme mi var, ilerleme mi var? Nasıl görüyorsunuz?
2017 yılı sonu itibariyle, bir yıllık müteahhit için söylüyorum, sonu itibariyle 9828 iş yeri açılmış Bursa'da, il bazında. Buna karşılık 3572 iş yeri kapanmış. Evet, aynı rakamları söylüyorum. Şimdi 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında sicilden rakamlar çıkarttım. 3 aylık bir müddet için söylüyorum bunu. 2875 açılış var. 1082 kapanış var. Bu neyi gösteriyor? Ekonominin düzgün gittiği manası çıkıyor ortaya. Ama çarşılara girdiğimizde serzenişler, şikayetler bir sürü duyuyoruz, dinliyoruz. İlk kapanmaların sebebi ne gözüküyor ağırlıklı olarak? Bir anket çalışması gibi ekonomik. Bir şey değil mi? Sebep şu. Yani devir ediyor. Hı hı. Veya oğluna devrediyor, emekli olacak. Ne bileyim, işi bozuluyor. Başka birisine satıyor, devrediyor. Yani her yıl yaşadığımız hadiseler bunlar. Başkanım, burada bir bölmek istiyorum. Şimdi geçen hafta Ertuğrul Gazi Esnaf Kefalet Başkanı İlyas Albayrak, dostumuzdur bizim de, onunla bir görüşmemiz olmuştu. Şöyle bir rakam vardı. 2017 yılında esnafın aldığı toplam kredi 12 milyon TL, fakat Ocak ayından Mart ayına kadar toplamda 11 milyon kredi taleplerinin olduğu ve bunun karşılandığı. Doğru. Yani neredeyse hani bir yılın şeyi, kredisi 3 ayda tüketilmiş durumda esnaftan. Evet, doğru. Bu esnafın aslında zor durumda olduğunu göstermez mi? Şimdi zor durumda olanlar da var tabii. Ama eskiye nazaran şu anda iyiyiz, Allah'a şükür. Niçin bu 11 milyon verildi? İlyas Bey'in kooperatif başkanlığı olduğu yerde Ocak ve Şubat'ta krediler verilemedi. Şöyle bir şey oldu. Şimdi kullanılan kredilerin faizlerinin %5'ini alanlar ödüyor. Evet. Diğer bölümünü devlet karşılıyor, hazine karşılıyor. 1 milyar 400 milyon rakam koymuşlar. Hazineden aktarılması gereken rakam, faizlerin farkı için. Dolayısıyla bu rakam geç imzalandı. Geç imzalandığı için faizlerin farkını ödeyecek rakam olmadığı için krediler verilemedi. Ve birikim oldu. Birikim olunca işte Şubat'ın 15'inden sonra açıldı zannediyorum. İmzalandı, açıldı. Dolayısıyla o birikim ondan dolayı oldu. Ocak, Şubat ve Mart aylarına yansısaydı bu rakam yine eskiye nazaran biraz daha yüksek, ama bir anda o rakam tutmazdı. Şimdi tabii herkes gelip kredi almaya çalışıyor. İhtiyacı olan da almak istiyor, olmayan da almak istiyor. Çünkü %5 faiz rakam çok önemli bir rakam, olumlu bir rakam. Dolayısıyla bundan dolayı meydana geliyor bu hadise. Yani esnaf, sanatkarlar, tamam, fazla kredi kullanıldığı zaman olumsuz, işler bozuk gibi manası çıkıyor. Ama bizim çıkardığımız rakamlar hiç öyle söylemiyor. Ne diyorum ben size? 3 aylık 2875 iş yeri açmış, 1082 kapanmış. Kapanmış. Belki emekli oldu, bitirdi. Belki hastalandı. Belki başka bir durum oldu, devretti. Veya karlı bir şey buldu, devretti. Hani 5'e mal ettiği yere ona satmış oldu. Onlar da olabilir. Bunlar da vardır bizim uygulamamızda. Dolayısıyla bu çark dönecek. Yani şimdi dünyanın en gelişmiş devleti Amerika, İsviçre, Almanya, Fransa, neyse. Onlarda sıkıntı yok. Var. Hepsinde var. Peki de bizden daha fazla sıkıntılar var. Küresel kriz tabii var zaten. Şeyde, sadece mesela Avrupa'da benim şahit olduğum bir şey vardı. Orada mesela markalar el değiştiriyor ama kapanmıyor mesela. Benim burada en çok rahatsız olduğum oydu. Evet. Ben Hanover doğumluyum. 2 sene önce seçim öncesinde oradayken ekmek almak için işte ekmek satan bir yer. Arkasında fırın da var aynı zamanda. Almanca Zeit diye yazmışlar. 1500 bilmem ne. Ben dedim ki abla bu ne? Marka gibi 1400'lü 1500'lü marka mı olur? Yani bu nedir bu dedim. Bilmem dedi, herhalde dedi, logosu herhalde öyle dedi. Ertesi gün tekrar gittim, sordum, dedim bu nedir dedim. Bizim kuruluş yıldımız dedi.
Burada mısınız dedi. Adamlar 1500 yılından beri aynı yerde ekmek çıkartıyorlar. Çok değer verirler onlar. Tabii. Hatta Hollanda'da bilirsiniz, siz de görmüşsünüzdür. Bina kurulurken marketin adını yazmışlar, tarihini yazmışlar. Hmm. Halen aynı market devam ediyor. Hmm. Mesela seçim zamanında ben AK Parti'den milletvekili adaydım. Son güne sorun olmasın, adaylık parasını yatırırken Ziraat Bankası lazım ya. Evimin yanındaki Ziraat Bankası'na baktım, Ziraat Bankası'nın yeri değişmiş. Şok oldum mesela. Yani böyle insanın alışkanlıklarını değiştirmemesi gerekiyor. Marketlerin yeri değişmemesi lazım, fırınların yeri değişmemesi lazım. Mesela orada bunlar buna çok dikkat ediyor Avrupa'da. Biz de nedense markayı değiştiriyor. Mesela marka ben koruması taraftayım. Değer oluyor, marka devam ediyor. Devam ediyor. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Yani burada bilmiyorum sizin yapabileceğiniz ne olur var ama. Bizde olmuyor maalesef. İşte. Bizde hemen isim değişiyor. İsim değişiyor. İsim değişiyor. Hani ben daha iyisini yaparım. Belki o markada olan o çalışmalar belki de olumsuzdu. Üyeye karşı veya müşteriye karşı olumsuz hareketlere bulunmuş olabilirler. Bu markayı görmesinler bir daha. Benim kendi markamı koyayım. O zaman ne oluyor? Markalar hep yeni oluyor. Hı-hı. Yaşlanmıyor. İşte yaşlanması lazım inşallah. Belki onu da başarırız. O bir toplumsal kültür tabii. Doğru. Başkanım sonuna gelmiş. Var. Son olarak başkanım evet süremiz bitti bitiyor. Delegelerinize söylemek istediğiniz ya da başka söylemek istediğiniz bir şey varsa özellikle seçime yönelik çünkü sizden herkes vaat bekliyor anladığım kadarıyla. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi delegelere şunu söylüyorum. 778 delegemiz var. Yani 2018 6 Mayıs'ında yapılacak genel kurulda 778 delegemiz var. 778 delegenin de aday olma hakkı var. İsteyen adaylığını ilan etsin, çıksınlar ortaya ve ben geç kaldım, şey oldu bu oldu demesinler. Zaman da var. Bir aydan fazla zaman var. Dolayısıyla ortam da müsait, zaman da müsait. İsteyen yarın pişmanlık duymasın, gelsin adaylığını ilan etsin, çalışmalarını yapsınlar ve ahenk içinde, birlik beraberlik içerisinde, huzur güven içerisinde bir genel kurul yapalım. Genel kurul yapıldıktan sonra, yani bu işler kolay değil. Ya 72 bin üye, bir o kadar yani 95'i falan buluyor, yani 25 bin civarında kayıtsızlar var. Onların üstüne gideceğiz. Onlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Dolayısıyla 90 bini geçen bir üyeye sahip bir kurum burası. Önemli bir kurum. Yani Bursa'da en büyük sivil toplum kuruluşu mahiyetinde. Allah'a şükür biz herkese iyi geçindik. Herkesle iyi ilişkiler kurduk. Hiçbir sıkıntı yaşamadık diyebilirim. Ve dolayısıyla bu seçimlerden sonra önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani bizden sonra gelecekler kendilerini yetiştirsinler, kendilerini bilinçli hale getirsinler ve dolayısıyla bu konudaki geleceği garanti altına alsınlar diye düşünüyorum. Ve herkese başarılar diliyorum. Yani ben kadromla beraber adayım. Tabii ki kadroda değişiklikler olacak. Personelimiz gayet iyi konumda. Herkese kucak açıyorlar. Gelene hizmet sunuyorlar. Böyle olması gerekir. Bizden daha ileri gitmeleri gerekir. Aday olmak isteyenler bizden daha ileri hizmet sunacağız deyip insanları ikna etmeleri lazım. Projelerini sunmaları lazım. Tabii. Ama projeler hani ben dedim ya burasını 150 lirayla teslim aldık. Belediyenin kiracısıydık. Bizden sonra gelenler çok rahat olacaklar. Sıkıntı çektikçe bir binayı satarlar. Allah korusun diyelim. O yetmedi öbürünü satarlar, kullanırlar. Yani inşallah öyle olmaz. Temenni etmiyorum. Ama görüntü öyle görünüyor. O bakımdan herkese hayırlı olsun. Evet. Bursa'mız... Bursa esnafı için öncelikle hayırlı olsun. Evet, seçimler. Yani Bursa'mız gelecekte daha iyi noktalara doğru gelecek inşallah. Biz bu teşkilatları büyüttük, organize ettik. Sıkıntılar ortadan nasıl kaldırabilir? Gece gündüz çalışmaları yaptık. Emin olun bunları yani bilerek söylüyorum. Çok kişilerden yardım gördük. Yani Sayın Bakanlarımızdan çok yardım gördük. Şu anda Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu elimizden tutuyorlar. İl Başkanı öyle. Daha önce de öyleydi. Bir ayrım yapmıyorum ben. Dolayısıyla bunlar sırf bizim işimiz değil. Ben yalnız başıma bu işte yapmam mümkün değil. Bir kadro var. Kadroyu canlı tutacaksınız. Her an, her yerde. Ben bir günde 17 tane etkinliğe gittiğimi biliyorum. Bir tane siyasetçi gösterin. 17 tane. Düğününden cenazesine. Efendim cemiyetinden mevlitine. 17 tane. Hasta ziyaretinden tutun hepsi var bu işin içerisinde.
yaşlı üyelere. Bunları çok yapıyoruz biz. Yapmak durumundayız. Öyle hissediyoruz kendimizi. Ve dolayısıyla bu tempo düşmemesi lazım. Ben o tempoyu tutuyorum. Ve şimdi söylüyor da bana, nasıl yetişiyorsun bu kadar yerlere gidiyorsunuz? Yapmıyorsan gideceksin. Yapan gelsin. Ha yapan gelir kapıyı kapayıp ayak üstüne atarsa, o zaman ya içeride biri var zannedersin, beklersin kapıda. Bizim öyle değil, kapılar sonuna kadar açık. Hı hı. Ve gelenler hemen içeri girer. Ha birisi girdi, iş bitmeden öbür geldi. Öbürü gelip bakıyor, oturuyor. Ben de bekle biraz demiyorum. Buyur otur arkadaş, biraz gördüm burada seni. Dolayısıyla bunların yapılması lazım. Yani esnafız biz, sanatkarız. Dolayısıyla hani bürokratlar gibi efendim sıraya girin, şunu yapın. Belki onların şeyi prensipleri doğrudur. Ama biz onu yapmıyoruz. Kaç kişi gelmiş? 5-6 kişi bir anda gelmiş. Ayrı ayrı işlere sahip, ayrı ayrı problemleri var. Ha alırız içeriye sırayla. Senin ne derdin var? Nasıl çözeceğiz bunu? Oturup konuşur, müzakere ederiz. Öbürler de dinlerler. Hepsi dinlerler. Yani iç içe olmak lazım. Vatandaşla, esnaf sanatkarlarla iç içe olmak gerekiyor. Bu iç içelik elbette ki bizim önümüzü açıyor. Bize daha çok itibar sağlıyor. Tabii ki. Ve bu konuda insanlar güven besliyorlar. Güven duyuyorlar. Ben burada 26 senedir hiç seçim kaybetmeden nasıl oturacaktım? Nasıl olacaktım? Ve buraya büyük başarı gibi, yani bunu Namık kabul etmek Kemal lazım. Namık Kemal Zeybek geldi bir gün. Burası büyük salondu. Sonra bildim. Oturuyoruz. İnsanlar dolu. Basın var. Bana kendinden biraz bahseder misin dedi bana Namık Kemal Zeybek. Demokrat Parti Genel Başkanıydı o zaman. Ben bahsettim kendimden. Dedim ki hayatta hiç seçim kaybetmedim. Hemen sokuldu bana. Şunu bana biraz bulaştır dedi. Nasıl yapıyorsun diye. Dolayısıyla bunların olması evet. lazım. Yani benim derdim var. Yüzüm somurtuyorum. Yani güler yüz yok, saygı yok. Derdimi öne çıkarmışım. O zaman hiç durma burada kardeşim. Evet. Hiç durma burada. Gelenlere o derdini hissettirmeyeceksin. Söylemeyeceksin, anlatmayacaksın. Somurtkan durmayacaksın. Bunlar hepsi birer şeydir. Birbirini tamamlayan konulardır. Doğru. Çok teşekkür doğru. ederiz başkanım. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu fırsatı verdiniz. Allah razı Biz olsun. Biz teşekkür diyelim. Ederiz. Başka bir programda inşallah. Başarılar diliyorum. Seçimden sonra seçimden sonra yapalım tekrar sonra bir program. İnşallah. Tamam. Onun sonra projeleri konuşuruz. Projeleri i̇nşallah. Konuşalım. Projeyi çok seviniriz. Evet. Çok teşekkür mutlu hatta oluruz. Hatta şimdiden o zaman izleyicilerimize söyleyelim. Soruları olanlar şimdiden gönderebilirler şimdiden projelerle ilgili vesaire. Evet biz de başkanımıza soralım inşallah. Aynen. Aykırı Söylem programını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bütün izleyenlerimize. Gelecek hafta yine çok özel bir konukla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Thank you.